Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz neydi? Uzun zamandır video çekmiyorduk. Bugünkü konumuz 1.4 turbo. Aracımızın kilometresi 75.000'di arkadaşlar. Aracımızı söktük. 14-15'i ver İbrahim. Gösterelim arkadaşlara. Getir Onur. Onur kardeşim. Bak görüyorsunuz arkadaşlar, buradaki pistonumuz böyle. Bakın yarıya kadar inmiş. Bu taraftan getir Onur. Görüyorsunuz pistonumuz ne hale gelmiş. Kapağı söktük. Bakın görün arkadaşlar, aşağı doğru iniyor. Göster o kırılan yeri Onur. Burayı göster normal. Bakın burayı gördün mü? Şuradan böyle olması lazım arkadaşlar. Bu kısmı görüyorsunuz, piston ne hale gelmiş. Aracımız bu kilometrede arkadaşlar. Kullandığınız yağa dikkat edin. Yazılım yaptırmayın arkadaşlar. Yaptırdığınız yere kaliteli yerlerde yaptırın. Yorumlar yüksek olan yerlere yaptırın. Herkese yazılım yaptırmayın arkadaşlar. Yazılım yaptırırsanız bu şekilde piston erir. Turboya fazla basınçla verdiği için bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi aracımızı sökeceğiz. Rektifiye göndereceğiz. Yağ soğutucumuzu değiştireceğiz. Aracımızı toplayacağız. Kanalımıza destek olun. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuzun ikinci partisi devam ediyor. Arkadaşlar bir tane abi yoruma Insigne boru yapmıştım ben. Orada ne demişti biliyor musunuz arkadaşlar? Bu milli serveti olan bu araçlar neden sanayiye geliyor? Bizi bakın, eğitimimizi almıştık, bütün belgelerimiz var. Bir sürü yerde yetkili servislerde çalıştık. Çoğu özel servislerde ustalık yaptık. Yani bize öyle o lafı demesi biraz zorumuza gitti arkadaşlar. Şimdi aracımız 1.4 turbo. Bakın arkadaşlar, aracı topladığımızda motoru güzelce tertemiz boyayıp montajını yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi bitiş halinde göstereceğiz size arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devam. Çalışmaya devam. Tamam. Evet arkadaşlar, nerede kaldık? Aracımızı toparlamaya devam ediyoruz. Neyimiz değişti? Yağ pompamız değişti. Aracımız kaç bindi arkadaşlar? Aracımız 75 bindi. 75 bindeki aracımızda LPG yok arkadaşlar. Motor yağ yakma sonucunda pistonu eritmişti. Zaten videonun başında da göreceksiniz onu. Aracımıza neler yaptık? Yağ soğutucusu değişti. Yağ pompası değişti. Komple sistemi yeniledik arkadaşlar. Arkadaşlar motor yağına çok önem verin. Bu araçlarda bir dakika dur geliyorum. Evet arkadaşlar, buna hangi yağ kullanıyoruz size gösterelim. Burada Motul marka yağ kullanıyoruz arkadaşlar. 8100 Eco Lefin Dexos 1 Gen 2 yağını kullanıyoruz arkadaşlar. Bu onaylar olması lazım arkadaşlar. Bu olmazsa o gördüğünüz şekilde piston yamuluyor arkadaşlar veya da çatlatıyor. Yağ sekmanını kırıyor. Aracımız 75.000'de. Aracımızın motorunu revize ettik, topladık. Arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki işte sanayiye böyle milyarlık arabaları veriyorsunuz. Biz ezelden beri bu işi yapıyoruz. Çoğu yetkili servislerde de emek verdik. Burada belgemiz de var. Göstermeye de gerek yok. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Videonun devamını gelmek istiyorsa böyle çekeceğiz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Arkadaşlar aracımızın montajını yaptık. 1.4 turboyu gördüğünüz şekilde. Aracımız saatlik çalışıyor. Aracımızda LPG yok. Pistonu görün arkadaşlar ne hale gelmiş. Yani alacağınız ikinci el araçlara dikkat edin. Gerçekten 1.4 araç çok güzeldir. Yani yapması biraz sıkıntılı ama hem yani dikkatli kullanırsak, suyuna bakarsak, antivrizini zamanında, motor yağını kaliteli koyarsanız, aracın herhangi bir orijinal yazılımsal bir şeyle oynadığınız zaman bu durumlara geliyor arkadaşlar. O yüzden dikkat etmeniz konuları bunlar arkadaşlar. Aracın yağını, suyunu zamanında değiştirip kaliteli yağ kullanırsanız kesinlikle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Bize sürekli gelen araçlarda ya bakımsız ya 10-40 yağ koymuşlar.
Ya bunlarda bu şekilde bu sıkıntılar var. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Aracımızı görüyorsunuz. Çok güzel çalışıyor. Maşallah diyelim bu arada. Bir tane daha 1.4 turboyu hayata döndürdük. Yoğun bakımdan çıkarttık. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kaza bela vermesin. Hayırlı günlerde güle güle kullansın abim. Hayırlı işleriniz olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.